Merhaba arkadaşlar. Şu an ekranda görmüş olduğunuz sarışın Casablanca türüne ait bir lilyum. En sevdiğim renkler arasında gördüğünüz gibi mükemmel bir sarı tonuna sahip. Bir zambak. Arkadaşlar bu tek renk şu çiller, arıların ve böceklerin bize göre görüşleri daha farklı. Onlar daha farklı görüyor bunları. Bunların devamında nektar var diyor. O böceklere sinyal veriyorlar. Zambaklarda nektar oluşumu, bakın şurada en dipte, yani şu çillerin altındaki dişicik ve erkek saplarının olduğu kısımlarda, buralarda nektar oluşumu oluyor. Bu çok uzaktan arılar için bir uyarı. Benim nektarım burada diye söylüyor arkadaşlar. Arılar da ona göre nektarları buradan dibinden bunların güzelce topluyor. Arıların ve böceklerin en sevdiği soğanlı bitkilerden bir tanesidir arkadaşlar zambaklar. Hem polen çok fazla, gördüğünüz gibi polenler bunlar. Hem de nektar bakımından çok zengin, bayağı üretiyorlar. Şimdi arkadaşlar dönemi itibariyle bunların tozlaşma dönemi ve tohum yapma. Bizim yerimize daha çok bunları böcekler yaptığı için, kapalı ortamda olanlar için söylüyorum ben daha çok. Balkonda benimki gibi olanlar. Ben bunları arkadaşlar parmağımla veya elime bir fırça alarak, ya da fırça da yoksa bakın şöyle küçük bir havlu alıyorum. O havluyla, kağıt havluyla arkadaşlar bunlara sürtüyorum. Nazik davranın. Şuradaki polenleri alıyorum. Bu dişiciye sürtüyorum. Arı gibi şuradan alıyorum. Ortadakine sürtüyorum. Daha sonra başa geliyorum. Baştaki polenleri alıyorum. Ondan sonra sondakine geliyorum arkadaşlar. Devamlı arı gibi böyle çalışıyorum. Biliyorsunuz yakın bir zamanda çıktı. Çin'de aynı şekilde arkadaşlar. Arıların çok uzun süredir olmadığı bir bölge var. İnsanlar orada bir gün boyunca hazırlanıp bu tozları armutlara sürüyorlar. İşte o kadar zor ki o armutlarda bayağı kaliteli armut. Armutların devamını sağlamak için maalesef arılar olmadıkları için insanlar arı görevini görüyor ve ellerinde böyle hayvan tüylerinden, sanırsam kaz veya ördek tüyleriydi. Küçük küçük böyle arı gibi şeyler yapmışlar arkadaşlar. Teker teker açan bütün meyve çiçeklerine bu tozları, polenleri sürtüyorlar ve bu şekilde bunları tozlaşmasını sağlıyorlar. O yüzden arkadaşlar elimizdeki canlıların kıymetini bilelim. Özellikle çiftçi arkadaşlar mutlaka benim kanalımı ve başka kanallarını izliyorlardır. Etrafımızda biz görmesek dahi birçok arı kolonileri var, kovanları var, hem yabani hayvanlar var, böcekler var. Bunlar gerçekten o kadar değerli ki bizim işimizi yapıyorlar, bunları geliştiriyorlar, tozluyorlar, farklı türlerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Çünkü arı bu sarıdan gidiyor arkadaşlar, beyaza konuyor ya da kırmızıya konuyor, bunları şey yapıyor. Eğer o tohumdan diktiğiniz zaman o tohum sarı çıkmıyor, ya koyu çıkıyor ya çift renkli çıkıyor. Bizim yerimize bunları tozluyorlar. O yüzden hazır bizim için bedava çalışan arkadaşlar varken niye biz çalışalım? Onları çalışmasını sağlamak istiyorsak o zaman onları koruyalım arkadaşım. İlaçlamalarımızı yapmak zorundaysak, her zaman söylüyorum, Sağlık Bakanlığı'nın ve Tarım Bakanlıkların onayladığı ölçülerde kullanalım. Özellikle arkadaşlar mümkünse akşam 6'dan sonra yaparsak, çünkü işçi, tarlacı, arılar 6'dan sonra, yani 6'ya kadar bütün kovanlarına girmiş oluyorlar.
O yüzden onlara zarar vermeyiz. Havalar zaten saat 7-7.30'da kararıyor, 8'de kararıyor, 9'da kararıyor. İlerledikçe iyicene geç saatlerde. Mümkün olduğu kadar ilaçlamalarımızı akşam 6'dan sonra, 7'den sonra yaparsak arkadaşlar, rüzgarsız günlerde bizim için daha iyi olacaktır. Bunu bu şekilde tozladıktan sonra arkadaşlar bunlar yapraklarını dökecek. Bu sarışın yapraklarını dökecek. Ondan sonra bu hemen arka kısımda şurada bunlar döküldükten sonra tohum kesesi oluşuyor. Bu tohum kesesi 1-1,5 ay gibi zaman zarfında irileşiyor. Ondan sonra patlıyor. İçerisinde zar gibi arkadaşlar tohumlar alıyor. O tohumları o sene dikerseniz sonbahara doğru çıkıyor. Bunlar Eylül Ekim'de. Ondan sonra bu şekilde bu forma ulaşması için 5 sene gerekiyor arkadaşlar. Tohumdan 5 senede bu Casablanca türlerini bu şekilde açılmanız mümkün. Ama ben çok uzun süre beklemek istemiyorum derseniz daha önceki benim zambak videolarında gösterdiğim gibi arkadaşlar bunların saplarını kopartarak gölgede soğan oluşumu yapamıyorsunuz. Olmuyor, izin vermiyor. Bizim Lilium candidumlar sadece bu konuda iyiler. İzin veriyorlar. Bunlar geliştirilmiş. O yüzden işte bazı sıkıntılar var arkadaşlar. Bakın bunlar geçen sene etrafından patlayan yavrular. Bir de tohumlardan ben attıydım, tohumlardan çıkan yavrular. Arkadaşlar bunun diplerinde bunlar kuruduktan sonra soğanlar var, soğancıklar var. O soğancıkları alıyorsunuz başka yerlere diktiğiniz zaman şöyle küçük küçük onlar Eylül'de tekrar yeşeriyorlar, size yaprak sunuyorlar. 2 sene, 3 sene sonra bu şekilde olabiliyorlar. Bir de iri soğanlar var. O soğanları ayırdığınız zaman arkadaşlar bu diplerde oluşturabiliyor yeni soğanlar. Onlarda da 1 sene sonra tekrar aynı şekilde açabiliyor. Bu Casablanca türlerinin bazılarında arkadaşlar yaprak koltuklarında şuralarda küçük küçük soğan oluşumları oluyor. Onlar daha çok benim bir arkadaşımda var. Onu da gördüm. Turuncu renk. Turuncu da şurada yaprak koltuklarında küçük soğanlar yapıyor. O soğanları dikmek kaydıyla 5 senede üreteceğiniz zambakları 4 senede, 3 senede bu hale getirebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, dediğim gibi bunları tozlarken dikkat edelim. Mümkün olduğu kadar kibar davranalım. Arkadaşlar zambak türleri aklımdayken şimdi söyleyeyim. Bu arada tekrar tozlamayı da göstereyim hem konuşayım. Zambak türleri direkt güneşi seviyor ama sabah güneşini direkt almaları daha iyi ya da akşam güneşini direkt alması daha iyi. En azından çiçekleri daha uzun sürüyor açmaları. Yarı gölgeli yerleri seviyor. Toprağının da mutlaka arkadaşlar geçirgen bir toprak yapısına sahip olması gerekiyor. Bunlarda en büyük sorun bakteri arkadaşlar. Özellikle zaten bunlardaki sorun soğanlarında oluyor. Yapraklarında da zaten tek tük gözüküyor ama en çok bunlardaki hastalık kök çürüklüğü, bakteriler, virüsler arkadaşlar. Onlar da genellikle geçirimsiz topraklardan kaynaklanıyor. Eğer benim gibi bu şekilde saksıda balkonda yetiştirecekseniz benimkinin saksısı 5 litrelik arkadaşlar. Büyük bir saksı. Açış dönemi için bunlar için yeterli. Daha sonra bunlar ben burası sabah güneşi gördüğü için 2 günde bir azar azar suluyorum arkadaşlar. Bunları 3-4 senedir benim balkondalar. Herhangi bir sıkıntısı yok. İsterseniz dediğim gibi toprakta da son derece bunlar verim elde edilebiliyor. Bazı arkadaşlar açtıktan sonra bunları keserek alıp saklıyorlar. Saklanabilir ama arkadaşlar soğanlı bitkileri hiçbir şekilde ben zambakları olsun, irisleri olsun, kardelenleri olsun, laleleri olsun hiçbir şekilde arkadaşlar çıkartmıyorum.
hep toprakta kalıyor. Çıkartmadığınız sürece daha da çoğalıyorlar arkadaşlar. Bazı arkadaşlar çıkartıyor, karanlık yere koyuyorlar. Bazı arkadaşlar da çıkartmıyor. Eğer benim tavsiyemi soruyorsanız ben çıkartmayın derim. Özellikle ayak altına dikmeyin arkadaşlar. Duvar kenarlarına ya da ağaçların altında ama insanların basmadığı yerlere dikin. Hiçbir şey olmuyor. Uzun sürede bunlar bulunduğu yerde bir dikiyorsunuz. 10-15 oluyor 2-3 senede. Ondan sonra 2-3 senede bir de ayırdığınız zaman elinizde her sene katlanan sayıda 10'sa 30 tane, 30 tane ise 60 tane, 90 tane devamlı artan zambaklarınız, laleleriniz, kardelenleriniz oluyor arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Eğer sizin de balkonunuzda bu tür değerli çiçekler varsa, gazablanca türüne ait değişik renkler, ben paylaşıma her zaman açığım arkadaşlar. Eskişehir, Bilecik, Kütahya'da elden değişebiliriz. Eğer Türkiye'nin farklı yerlerindeyseniz kargo ile değiş tokuş yapabiliriz. Benim de elimde ağırlıklı olarak beyazlar var. Bu sarılardan 10-15 tane var. Pembeden 10-15 tane var. İleriki dönemlerde ben de sizinle bunlarla paylaşabilirim. Hepinize çalışmalarınıza başarılar dilerim. Sağlıklı kalın. İyi günler.